Evet, ilk haftanın ikinci maçıyla yeniden karşınızdayız. Maçın ismi Deloitte. Umarım doğru okuyorumdur. Deloitte'dur. Aktaş Töküm'e karşı oynayacak. Deloitte takımı bu sezon ligimize yeni katılan bir ekip. Aktaş Töküm hepinizin bildiği üzere turnuvamızın gediklilerinden. Bu sezon artık Aktaş Töküm takımının bunca yılın emeğini vermesini bekliyoruz bize tabii canı gönülden. Artık kendileriyle de arkadaş olduk. Umarız Deloitte takımıyla da ilerleyen turnuvalarda aynı hisleri paylaşırız. Deloitte takımının ilk dördünde Burak Çıldık, Emrehan Demirel, Murat Kocavelioğlu ve sevdiğim bir ismin kuzeni Caner Kahraman dörtlüsüyle sahaya çıkıyorlar. Aktaş Töküm takımında Ali Karakoç, Eren Canbay, düzeltiyorum, Hünkar Bulunmazer, Hüseyin Özalp, Osman Affan, Serdar Altın dörtlüsüyle sahaya çıkıyorlar. Kaptan Serdar bu sezon biraz kendine ters yapmış gibi duruyor. Üçlükleriyle, düzeltiyorum, ikilikleriyle de gerçekten yine maç başında kendini belli etti. 30 numarasının sıfırını atın, kendisini zaten belli ediyor. Osman'ın maç öncesinde bir tedavisi gerçekleşiyor. Kulak memesinde sanırım bir problem var kendisinin. Yara bandı gibi bir şey var orada. Şu an tam net olarak göremedim ve bilemiyorum. Her iki kulağında da var aynı durum. Sanırım pot altındaki mücadelesinden sonra kaptan Serdar kulaklarını çekmiş gibi kendisinin. Ve maç başladı Osman. Hünkar'a. Osman, Hünkar elinden kaçırdı, sola açıldı top. Şimdi Osman Caner karşısında. Caner'in perdelemesinden sonra da Osman biraz gülle atarcasına pot altına bir pas denedi. Top Deloitte'da. Deloitte taraftar desteği de takımına oldukça fazla. Burak çıkarttı, Caner'e baktı, önü boş. Caner'in atışı potaya değmedi. Pot altında mücadele, Serdar geldi araya. Ters bir atış. Burak'ın atışı. Taraftar çıldırıyor. Deloitte mutlu. Serdar. Murat araya girmeye çalıştı. Hüseyin'e gelen pasta. Top oyun dışında kaldı. Başlıyor Aktaş Töküm şu an Hünkar'la. Serdar. Serdar. Çok iyi perdeleme geldi orada Burak'tan ama onun yaptığı müdahale için faul tespit etti maçın hakemi. Faul atışıyla başlayacak Aktaş Töküm. Serdar onun ikiliği potaya değmedi. Pot altında Hüseyin'in pası, Caner giriyor araya. Topu takımına kazandırdı Deloitte. Gerçekten maç öncesinde yaptığımız röportajda Caner'le turnuvaya çok iyi başladıklarını, hızlı hücum yapacaklarını söylemişlerdi. Öyle de oldu. Durum şu an 2-0. Serdar. Serdar yüksek bir atış. Hücum rivandını Hüseyin kazandı pot altında. Steps. Burak pot altına girmeye çalışıyor. Burak sağa çıkarttı pasını. Burak şimdi yeniden pas istiyordu, ona atmadı. Hüseyin geldi, Osman'a aktardı pasını. Hünkar dışarıda. Hünkar, Burak'la Serdar çok yakın oynuyor. Burak sanırım maç öncesinde Aktaş Töküm'ün eski kayıtlarını izlemiş. Yakın oynaması gereken kişiyi çok iyi tanıyor Burak. Hakem oyunu durdurdu. Orada Serdar'a karşı bir uyarı var sanırım.
Evet. Nikola Okeniten oyuna başladı. Burak topta. Top Burak'ta daha doğrusu. Özür dilerim herkesten. Burak. Burak döndü dolaştı. Caner verdi pasını. Caner şimdi. Caner. Pası Murat'a. Murat. Steps. Murat'ın hatalı yürümesiyle topu el değiştirdi. Aktaş dökümde kalıyor şu an. Diloç'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor maçta. Osman. Aktaş döküm henüz sayıyla buluşamadı. Serdar. Takımın en skoreri. Burak yine arkasına. Burak açtı kollarını Serdar'dan ama onun üstünden gelen bir sayı. Burak, Caner. Caner pot altına girdi, dışarıya çıkarttı Burak'a. Burak, ikilik bir atış potaya çarptı. Sola doğru açıldı top. Osman'da kaldı. Osman. En arkada Serdar. Hüseyin'e atmak istedi. Murat giriyor araya. Serdar bu pastan sonra oyundan düşmüş gibi gözüküyor. Caner. Burak'a. Burak. Her top Burak'la buluşuyor. Burak pot altında. İçeriden çıktı Caner, şimdi düşerken attı Murat, orada bir karambol var. O karambolde top kimde? Aktaş dökümde kaldı. Dışarıdan çevrildiğini belirtiyor maçın hakemi topun Diloy tarafından. Hünkar'la oyunu yeniden kuruyor şimdi Aktaş döküm. Hünkar Hüseyin'e. Hüseyin. Hünkar. Arkadan açıldı top. Burak. Burak çekti. Murat'ı gördü. Murat çok sakin ve kibar bir atış geldi alından ama potadan geri döndü top. Ribaundu da Diloyt kazandı. Burak. Orada Roberto Carlos'un Frikiye kalkarcasına kısa hareketlerle ilerlemesini yaptı Burak. Tabii basketbola çok alakası olan bir hareket değil. Belki de benzetme değil. Top Aktaş dökümde. Hünkar'ın atışı doğrudan dışarı. Emrehan. Burak. Çok güzel bir pas pot altına. Murat döndü attı. Caner indirdi. Hücum ribant değildi. Resmen hücum blok oldu ondan. Burak'ın atışı. Serdar kazandı ribandı. Serdar. Burak geldi önüne yine. Çok klas bir pas. Hünkar'ın atışı pot altında. Aktaş dökümden çıktı diyor top maçın hakemi. Ve mola. Moladan sonra oyun yeniden başlıyor. Molanın öncesinde kısır bir oyun vardı. Diloy takımının 2-1'lik üstünlüğü var Aktaş döküm karşısında. Henüz bol skorlu bir maç izleyemedik. Burak. Burak yüksekten bıraktı topu. Osman. Serdar, Bedirhan, boşluk, Osman'ı gördü, Osman. Osman, Osman döndü attı. Serdar'ın orada sert savunması sonuç vermedi. Bir ikilik atış, potadan dönüyor. Ribaund mücadelesi, top Diloyt'tan dışarı çıktı. Bedirhan. İstemsizce Osman'a pas oldu Bedirhan'ın hareketi. Serdar. Serdar. İki kişiden sıyrıldı ve basket faul. Basket faul geldi Serdar'dan. Serdar.
İkilik değerinde bir atış gerçekleşecek mi? Serdar olmadı. Reboundu, savunma reboundunu kazanan isim Caner, 35 numaralı sırt formasıyla. Kendisi numarasından da anlaşılacağı üzere bir İzmirli. Burak, bir ikilik atışı ondan geldi, mükemmel bir atış. Taraftarı ayağa kaldıran, takımını öne geçiren atış Burak'tan geldi. Bedirhan. Bedirhan. Baskı var Bedirhan'a. Bedirhan, Osman'a çok güzel, pot altına Osman. Görkem. Görkem orada biraz sallapati bir atış geldi. Caner pot altında. Caner'e oradan bir faul beklentisi var. Hakeme itiraz ediyor Serdar'ın hareketinden sonra. Bedirhan'ın şutu şimdi isabetli olmadı. Burak'a yapılan hareket faul. Burak. Oyuncu değişikliği var Dilo takımında. Caner oyundan çıkan isim. Mücadelesiyle terini parkelere akıttı Caner. Yerini takım arkadaşına bıraktı Erdem'e. Görkem. Bir ikilik de ondan gelmedi. Hüseyin uzun boyunun avantajını 3 sezondur kullanamıyor Hüseyin. Görkem hızlı hücumu Osman kesti. Bir samuray kılıcı kadar keskin bir kesişti Osman'dan. Tıpkı yeni saç stili gibi. Hüseyin. Hüseyin'e yapılan hareket faul. Osman'ın faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Arka alanda Bedirhan boşluk bıraktı ama onu görmediler. Serdar'da. Serdar Hüseyin'e, top dışarıda. Görkem. Osman'ın perdelemesinden atış çıkarttı. Savunma rübanda Hüseyin de kaldı pot altında. Serdar. Bedirhan'a güzel bir pas. Bedirhan kontrol etmekte zorlandı. Tekrar top döndü dolaştı Serdar'a geldi. Burak. Burak'ın sert savunması var Serdar'a. Serdar o zor savunmadan atışını çıkarttı ama Bedirhan oyunu topta tutamıyor. Topu oyunda tutamıyor. Gerçekten bugün topla olan ikili diyaloglarımda yerlerini şaşırıyorum. İzleyenlerden ve seyircilerden özür diliyorum. Görkem. İkilik atış. Dönen topu tamamlayan isim Burak. Deloitte takımında maç içinde en çok göze çarpan isim oldu Burak. Gerek Serdar'a yakın markajı olsun, gerek hızlı oyunu ve İkilik çizgisinin atışından kullandığı atışlarla olsun. Dilöy takımında mükemmel bir mücadele ortaya koydu. Hatta topsuz alanda bile Serdar'ın ensesinde. Yerde bir mücadele geldi. Top Dilöy'da. Burak. Görkem. Görkem orada sert savunmayla karşılaştı. Faul yok. Serdar. Serdar. Bir ikilik geldi sonunda Serdar'dan. İşte görmeye alışık olduğumuz hareketler.
Burak pot altına çok yumuşak bir atış, basket faul. Pot altına girerken atış bölgesinden turnikeye kalktı Burak. Ona yapılan hareket faul. Basket faul kullanacak Burak. Durum 6-5, Deloitte önde. Bir sayı fark var. Fark 2'ye çıkmadı. Burak 1-2'lik uzaktan denedi, potaya çarpmıyor. Serdar'ın zor atışı potadan döndü. Serdar, bir atış daha Serdar. Ağırlığını ortaya koymaya başladı yavaş yavaş kaptan. Aktaş Döküm takımında skorer olmaya başladı. Durum 6-6. Beraberlik sayısı geldi Serdar'dan, Görkem'den. Güzel havalı bir atış. Serdar oyunda tutmayı başardı. Serdar! Onun atışıyla öne geçiyor Aktaş Döküm. Mükemmel bir ikilik daha geldi Serdar'dan. Moladan sonra oyun yeniden başlayacak. Görkem'in ikilik atışı potadan döndü. Hücum ribandını kazanan isim Burak. Aktaş Döküm Serdar'ın ikilik atışıyla ilk defa maçta öne geçti. Şu an durum 7-6. Pot altına Görkem. Serdar pot altına girmeye çalışıyor. Burak'la Görkem'in onunla baskısı var. Osman'a verdi pot altında. Osman elinden kaçırdı. Sert savunma Osman'ın. Orada bir teknik faul geldi. Görkem topu ondan çalmıştı. Dönen pozisyonda Görkem Osman'ın faulüyle durduruldu. Burak, Osman faul. Serdar, durum 7-7, artık son atak. Serdar topu dışarı mı attı yoksa son müdahale Burak'tan mıydı, orada göremedim. Evet, Serdar'ın elinden top dışarı çıktı. İkili mücadele Burak. Belki de son atış. Belki de son atış. Son atış. İkilik geldi Burak'tan. Deloitte takımı 9-7 öne geçiyor Aktaş Döküm karşısında. Serdar. Serdar'ın ikiliği. İkili mücadele Burak. Yeniden topu kazandı Deloitte. Bugün oyununu ben çok beğendim Deloitte'ün gerçekten. İlk defa katılmış olmalarına rağmen turnuvamıza bayağı hazırlanmış oldukları belli. Turnuvanın hakkını, parkenin hakkını gerçekten iyi veriyorlar. Burak'la yeniden oyuna başlayacak Deloitte. Burak, ona yapılan hareket faul. Burak faul atışını kullanıyor. Burak sayıya çevirdi faul atışını. 10'a 7'ye öne geçiyor Deloitte.
Skor avantajını ele aldı Dilot Çuhan. Seride durumu 3-0'a getirdi. Serdar'ın atışı çemberden dönüyor. Burak. Rakibin asırıldı. Serdar'dan da çok rahat. Ve maç bitiyor. İlk defa katıldığı turnuvamızda Diloç ilk maçından galibiyetle ayrılıyor.